Of be oğlum. Ödümü kopardın, kayboldun sandım. Neredesin sen? Ormana gittim, saklandım. İyiyim ben. Gördün mü bak? Bir şey olmamış oğluna. Merkez. Ne oldu Asiye? Bir sorun mu var? Nergis, Ahmet kayboldu deyince ben biraz gerildim de onları da paniklettim sanırım. Öyle mi kızım? O yüzden mi ağladın? Hayır. Oğlu kaybolunca bana kızdı, onun yüzünden ağladım. Aa, aşk olsun Cemal, kızdın mı çocuğa? Hemen senin oğlunu ne yapayım ki? Bana ne ondan? Nergizciğim, ben sana kızmak istememiştim. Ahmet'e bir şey oldu sandım, korktum, panikledim. Sesim yükselmiş fark etmeden. Bir daha yükselmesin o zaman. O da bir çocuk. Gerek yok böyle şeylere. İsteyerek bağırmadım zaten. Korktum, panikledim dedim farkındaysan. Tamam ya. Büyütmeyelim bu kadar. Ha? Erkekler böyle işte. Ne yaparsın? Konu çocukları olunca böyle kabarıveriyorlar. Cemal abinin kusuruna bakma, tamam mı? Oğluna biraz fazla düşkün de. İşte idare edeceğiz artık. Nergis. Aa. Ay çok kalbi kırıldı herhalde. Hay Allah ya. Hayır abi. Abi şu Çin makinesini çalıştıramadım. Bir bakar mısın? Geliyorum Fikret. Gelin, görüşürüz. Görüşürüz. Adama bak ya. Üstüne vazifeymiş gibi. Hayır, ben Nergiz'le aramda çözerdim zaten. O niye karışıyor ki anlamadım. Babası çünkü Cemal. Adamın kızına bağırmışsın. Tepki vermesi normal değil mi? Ay aşkım, hadi abartmayalım bu kadar ya. Çünkü neden? Bugün oğluşumun doğum günü. Yaşasın! Evet. Hadi gidelim, şu parti hazırlıkları nasıl gidiyor bir bakalım. Aşkım hadi sen de gel. Geliyorum. Kolyem. Yengem, müsait misin? Şu dolaptan bir şey alacağım da. Kolyem yok. Nasıl yok? Neredeydi ki? Banyo girmeden önce buraya çıkarmıştım ama yok şimdi. Ya oraya çıkardıysan oradadır gülüm. Nerede olacak? Kalkıp yürümedi ya kendi kendine. Kaybedemem, onu bulmam lazım. Tamam, dur bir bakalım. Aha. Bu mu? Evet. E oraya değil, buraya koymuşsun. Dur takayım. Kaşıkçı elması mı kız bu? Ne bu kadar paraladın kendine? He. Babanın hediyesi. Babasından canım kızıma, ha? Evet. Babamın hediyesi. Aha. Toz bezleri nerede diye peşime düşmedilerse ne olayım? Yengem şu çekmeceden uzatıver sana zahmet. Bezler bunlar mı yenge? Hmm.
Nergis, Cemal Bey seninle konuşmak istiyor. Biraz konuşalım mı Nergis'ciğim? Olanlar için özür dilemek isterim senden. Konuşmak istemiyorum, gerek yok. Nergis, dur. Cemal Bey, ben konuyu bilemiyorum tabii ama genç diye herhalde ne yaptığını bilmiyorsunuz. Onun kusuruna bakmayın ne olur. Yok yok, problem değil. Bak sana kapalı bu yollar. Sanma hep iyi bir son var. Sanma, boş yere bana kanma. Zamanı demez kefaretini. Sanma siler gidişini. Hiçbir söz dilinde dönen unutturamaz ihanetini. Böreği fırından aldın değil mi Gülsüm? Servisi bitirip alacağım şimdi ben. Gel. Peki şimdi bana söyle bakalım. Sen kaç yaşına basıyorsun ve kaç tane mum üfleyeceksin? 6. Anne peki ben mumları kimle üfleyeceğim ben? Annem hepimiz buradayız ya, beraber üfleyeceğiz. İyi de siz çocuk musunuz siz? Kocamansınız. Çocuk doğum gününde çocuklar olur. Uğur abi gelsin, onunla üfleyelim. Oğlum şimdi onların da yemek saatidir. Rahatsız etmeyelim, tamam mı? Hayır baba, ben arkadaş istiyorum. Lütfen. Cemal belki müsaitlerdir, ben gidip sorayım, çocuk haklı. Evet kızım, Mahirleri de çağır, bütün aile gelsinler. Mükemmel ya, gerçekten. Ben de geldiğimden beri bir eksik var diyorum. Babam hemen lak diye buldu. Tabii ya. Babamın cici oğlu yok. Mahir yok. Densizlik etme Raci. Gelmeleri şart mı Harun? Şart anneciğim. Sonuçta en has misafirlerimizden biri değil mi baba? Onlar misafir değil kızım. Bunu karı koca bir an evvel kabul edin isterseniz. Onlar misafir değil Zahide. Onlar babamın geç kavuştuğu oğlu ve ailesi. Yani bizden daha değerliler. Kendine gel lütfen, lütfen. Peki karara bağladık mı sonuç olarak? Çağırayım mı? Çağır kızım, çağır. Çağır gelsinler. Başla aşkım. İyi ki doğdun Ahmet. İyi ki doğdun Ahmet. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Gel bakalım şöyle.
tutmayı unutma ufaklık. Hatta benim için de bir şeyler sıkıştır araya. Bilek tutmak ne demek ki? Pastayı üflerken ne istersen olur. Ne istersen mi? Evet, ne istersen. Yani şu güzel futbolcu ayakkabılardan var ya, onlardan isteyeceğim ben. Aşkım sen Ahmet Demirhan'sın. Biraz daha büyük düşünelim mesela o dileği. Ne düşünelim? Büyük bir futbol takımını mesela iste. Ha? Ha? Evet. Hadi üfle. Uğur abimle beraber ben üfleyeceğim. Tamam, hadi Mahir sen de al oğlunu. Üç dediğimde üflüyorsunuz. Bir, iki, üç. İyi ki doğdun Ahmet. Ben şimdi müsaadenizle bir konuşma yapmak istiyorum. Dünyanın en saçma topluluğunun günün anlam ve önemini belirten konuşma geliyor. Hadi bakalım. Ama biraz duygusallaşabilirim. Kusuruma bakmayın. Burada hep beraber ailecek oğlumuzun doğum gününü kutladığımız için çok mutluyum. Onu çok seviyorum. İyi ki doğmuş, iyi ki doğurmuşum ben onu. Anne limonata. Sen iyi ki benim karşıma çıkmışsın sevgilim. Sen dünyanın en harika kocası ve en harika babasısın. Seni çok seviyorum. Aa, gitti benim güzel kristal yani. Zahide. Ama kristal dur baba. Süpürge alıp geleyim dur. Çok özür dilerim. Altı üstü bir sürahi kızım. O kadar üzülme. Neyse. İlk hediyeyi ben veriyorum. Gel bakalım. Hazır mısın? Beraber açalım. Asiye. Bir şey oldu mu? Derin mi battı? Yok yok iyiyim. Çok kanıyor mu? Gel bakalım ilk hediye Zahide'den. Gel beraber açalım. Sen aç. Evet. Ne bu? Anne baba bak. Zahide yengem bana fotoğraf makinesi almış. Çok havalıymış ya. Zahide biliyorsun hep havalı hediyeler alır şekerim. Hadi. Üçünüzün bir fotoğrafını çekeceğim. Hadi bakalım. Şöyle. Gel bakalım. Açıldı. Evet. Çok haydi. Mutlusunuz. Haydi, gülüyoruz. Ha. Gülün bakalım. En çok Ahmet gülsün. Alın bakalım. Bizimle bir aile fotoğrafımızı çeker misiniz? Bugünden bir anımız olsun. Değil mi baba? Tamam kızım. Kaç kişisiniz siz? Geç sen de. Gel Asiye. Gülün bakalım. Muhteşem oldu. Sen halledersin gerisini. Baba benim olacak bu fotoğraf tamam mı? Bende duracak. Bir dakika. Şimdi bir de bugünün anısına bütün aile bir aradayken bir fotoğraf istiyorum.
Alican, hadi oğlum al makineyi. Hemen, evet. Hemen. At. Gelin bakalım şöyle. Evet. Mahir, hadi oğlum. Zahide, gel bakalım şöyle. Hadi bakalım. Hadi. Tamam, bir dakika yeter. Bir saniye. Baba tamam yeter. Çocuk istedi diye geldiler. Tamam. Aile fotoğrafı ne ya? Baba biraz frene bas. Biraz frene bas ya. Ne yapıp ne yapmayacağımı sana sormayacağım Raci. Kendine gel. Pekala. O zaman bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ama buraya pasta için gelmiş olduğunuzu sakın unutmayın. Misafirliğin kısası makbuldür. Raci, kardeşinle düzgün konuş. Ne kardeşi baba? He? Ne kardeşi? Dünkü müştemilat takımı senin sayende kendini adam yerine koyuyor ya. Bundan sonra böyle. Alışsan iyi olur abicim. Hala abi diyor ya. Herkes de susuyor. Kimse bir şey söylemeyecek mi? Anne sen bir şey söylesene. Benim sözümün bir hükmü yok artık bu evde oğlum. Evet yok. Çünkü size sormayacağım. Yeterince açıkladığımı sanıyorum. Mahir benim oğlum ve ailesiyle birlikte isterse bu konakta yaşayacak. Bundan rahatsız olan varsa toplar valizini çeker gider. Bu konakta yaşamak ister misin oğlum? Evet isterim tabii yaşasın. Güzel. Hadi o zaman gençler. Kim daha fazla balon toplayacak? Hadi bakalım. Yatmıyor muyuz? Sen babana gideceğimizi ne zaman söyleyeceksin? Cemal gece bunu mu düşünüyorsun? Pelin, doğum günü bittikten sonra dedik. Doğum günü bitti. Ben yarın gitmek istiyorum. Cemal sen neden bu kadar rahatsız oluyorsun burada kalmaktan? Ya yarın olmazsa öbür gün gideceğiz. Ne bu telaş? Pelin biliyorsun ben kalabalıklardan hoşlanmıyorum. Şimdi o Mahir denen adam da geldi. İşte şeyle birlikte. İşte. Ailesiyle birlikte. Ya sana ne Mahir'den? Niye bu kadar hoşlanmıyorsun ki Mahir'den sen? E tamam yani çocuklarla ilgili birazcık gerildik olabilir. Adam da hassas çocuklarıyla ilgili ne var ki bunda? Karısı da gayet tatlı bir kadın. Sessiz, sakin, iyi birine benziyor. Tamam Elin, o zaman sen kal burada. Belli ki bayılmışsın bu insanlara. Ama ben daraldım, bunaldım, sıkıldım, deliriyorum. Tamam. Sevgilim sakin ol. Yarın konuşurum babamla. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Hadi üstünü değiştir yatalım. Yok ben hava alacağım biraz. Sen yat.